Evet, bir yine aşkla ilgili bir sorumuz var. En sevdiğim sorular uzmanlık alanım değil ama. Gördüm ki bilgiye kısmet çıkmış. 31 yaşındayım. Erkek arkadaşım var ama evlenmek istemiyorum. Umudum da tükenmek üzere. Beni de yayınlar mısın? Seni yayınlamaktan öteye gidiyorum. Seni tavsiye edeceğiz ve bu konuda aynı zamanda uzman aşk doktorumuz Mehmet Pişkin ya da yeni adıyla Mena Mehmet. Merhaba, ben Mena Mehmet. Bütün aşk sorularınızın cevabına haiz kişi. Şimdi 31 yaşında bir kızımız var. Erkek arkadaşı var ama hıyarın teki. Evlenmek istemiyor. Hıyarlığından olmayabilir. Yani Şimdi belki iyi bir çocuktur. Belki evlenmek istemeyen birçok erkek vardı ortalıkta. Ama konumuz bu değil. umudu tükenmek üzere. Umudu tükenmek üzere. Gerçekten bir kadının umudunu tükettiğin zaman o kadını tüketmiş olursun. Evet ve tehlikeli hale gelir aynı Aynen zamanda. öyle. Şimdi öncelikle şöyle bir detay var. Erkek arkadaşın olması güzel ama onu sevgilin yapmanı öneririm. Bu noktada evlenmek sizin için daha küçük bir detaya dönüşebilir. O noktada erkek arkadaşım dediğin kişi yine o da bunu detay olarak göreceğinden daha Kısaca sana yakınlaşabilir evlilik yok dostum. bu detaya. Sen Çünkü erkek arkadaş sevgiliyle arasındaki falan. Ben de mi erkek arkadaşım mesela? tabii yani hani erkek arkadaşın nedir? Arkadaşlık ediyoruz. Bir de umut demişsin. Bu umutla mı birlikte olmaya başladınız, aşkla mı? Bunun cevabını vermen lazım. Bunun cevabını alman lazım karşıdan. Çünkü evlilik ciddi bir karar. Bir ömür sürmesini dileriz herkesin evliliğine. Dileriz. Ancak bu Mesela benim evlilik sevgiliyle adım atılacak bir babamın şey mesela bence. şey daha mı iyi yani? Hani zorla evlendirdiği çocuğu sonra ayrıldınız. Benim babam 3 kere evlendi. Benimki 5. Cidden Bu mi? gerçekten bir detay. Yanlış kişiden tavsiye alıyor galiba. Gerçekten 5 mi? Rekor 5. benimkini ne zannediyordun? Yok Peki yok. teşekkür.